Merhabalar değerli öğrencilerim. Dünkü göndermiş olduğum deneme sınavı çözümlerinin şu anda anlatmaya çalışacağım size. 15 Türkçe, 15 matematik, 10 sosyal, 10 fen, 10 da İngilizce sorularından oluşan bir deneme sınavıydı hatırlarsınız. Şimdi bunların çözümlerini en az bir herhalde 4 video olur diye düşünüyorum. Bu ilk videoda Türkçe çözümlerini anlatacağım size şimdi. İlk önce bir metnimiz var. Bir gün çok sevdiğim arkadaşım Cenk ile bahçede top oynuyorduk diye başlayan metnimiz ne diyor? Okuduğumuz bu metnin bizlere vermek istediği asıl mesaj. Yani bir okuma parçasının, bir metnin bize vermek istediği asıl mesaj, anlatmak istediği şey ana fikirdir. Bir gün çok sevdiğim arkadaşım Cenk ile bahçede top oynuyorduk. Tam oyun oynarken açlıktan çok bitkin düşmüş bir kedi yavrusu gördük. Cenk ve ben sevimli kediyi bu halde gördüğümüz için çok üzülmüştük. Daha sonra Cenk ile beraber sevimli kediye bakkaldan süt ve mama aldık ve onu güzelce doyurduk. Sevimli kedi bize teşekkür edermiş gibi kafasını salladı. Bu olaydan sonra sevimli kedi yanımızdan hiç ayrılmadı ve mahallemizin sevimli yüzü oldu. Bu metnin bize anlatmak istediği asıl mesaj, vermek istediği asıl mesaj, yani ana fikir nedir? Arkadaşlarımızla güzel oyunlar oynamak bizi mutlu eder. Şimdi burada güzel oyun oynamanın önemiyle alakalı mı bir olaydan bahsediyor? Hayır. Yardımlaşmak canlılar arasındaki bağı güçlendirir. Bakın bu olabilir, mantıklı. Kediler çok sevimli hayvanlardır ama burada kedilerin çok sevimli olduğunu anlatmak için, yani temelde bu değil. Temel anlatmak istediğim, vermek istediğim mesaj bu değil. Kedileri beslemek için kedi mamasını tercih etmeniz. Bunun, yani metnin içerisinde mama sözcüğü geçiyor diye bu olmayacak cevap. Bize vermek istediği mesaj nedir? Bunlar kediye yardım etmişler. Kedi de bunlara bağlanmış. Yani yardımlaşmak canlılar arasındaki bağı güçlendirir. Bize vermek istediği mesaj B şıkkı. İkinci soruya bakıyorum. Yukarıdaki cümledeki kırmızı renkli yazılan deyimin cümleye katlanan. Burada tabii benim yazıcım renkli olmadığı için kırmızı yazılan eteklere tutuşmak. Şimdi Ayşe evde rahat rahat çizgi film izlerken aklına bir anda yarın matematik sınavı olacağı gelir ve eteklere tutuşur. Burada eteklere tutuşmak neydi? Üzülmek mi, telaşlanmak mı, sevinmek mi, heyecan mı? Tabii ki telaşlanmak. Hatta biz bunu maketlerle de yapmıştık. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yandaki görseli destekler? Yandaki görsele bakıyorsunuz. Bir emoji var. Şaşkınlık ifadesi var. Ali uzun yıllar görmediği arkadaşıyla karşılaşınca çok şaşırdı. Bakın bu olabilir. Kerem annesinin evde olmadığını fark edince çok sinirlendi. Burada bir sinir yok. B şıkkı değil. Musa okula defterini getirmediğini anlayınca çok üzüldü. Üzüntü ifadesi de yok. Hasan babasının ona aldığı oyuncak arabayı görünce çok sevindi. Burada bir sevinç de göremiyorum. Ama şaşkınlık var. Cevabımız A. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki görsellerdeki anlam ilişkisi hangisinde vardır? Şimdi bu görsel, şu ne? Gül. Bu ne? Bu da gülüyor. İki tane yazılışları, sesleri aynı ama anlamları farklı. Neydi bunlar? Sesteş. Diğer bir adıyla eş sesli kelimeler. Eş sesli kelimeler neydi? Yazılışları, okunuşları, yani sesleri aynı ama anlamları farklı. Tıpkı çay gibi. Tıpkı diz gibi. Tıpkı dil gibi. Burada da gül. Yani diyor ki aşağıdaki verilen şıklardaki kelime çiftlerinden hangisi sesteştir diyor. Şimdi burada ne var? Zayıf şişman. Bunlar zıt anlamlı kelimeler. Buraya bakıyorsunuz. Evin üç anlamını yazmış. Bunlar eş anlamlı kelimeler. Eş anlam. Uzun kısa zıt anlam. Bu A, C ve D şıklarında baktığımızda ya zıt anlam ya eş anlam. Eş seslilik yok. Ama şurada bakın, yağmur yağdı, yağmak. Bu da yemeklere koyduğumuz yağ. Yazılışları, okunuşları, yani sesleri aynı ama anlamları farklı. İşte bu eş sesli kelimelerdir. Dolayısıyla benden istediği cevap B şıkkıdır. Türkçemizin 5. sorusuna geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde DDA'nın yazımında yanlışlık yapılmıştır? Neydi DDA'nın yazımını detaylı bir şekilde anlatmıştım. O DDA'ya atıyorsun. Anlam bozulmuyorsa, yani hala anlamlı bir cümle varsa ayrı yazılması gerekiyor. Ama anlam bozuluyorsa birleşik yazılması gerekiyordu. Kardeşim Samet'in evde olduğunu öğrenince çok mutlu oldum. Nerede? Evde. Bu D'ye at.
Kardeşim Samet'in ev olduğunu öğrenince çok mutlu oldum. Kardeşim Samet ev olabilir mi? Bakın bu D'yi atınca anlam bozuldu. O zaman birleşik olması gerekiyor. Birleşik yazılmış. Bu doğru. Benden yanlışı istiyor. B şıkkında okulda olduğum zamanları çok özledim. Bakın. Bu D'yi attım. Okul olduğum zamanları çok özledim. Okul olduğum zamanlar. Ben hiç okul olabilir miyim? Şimdi bu D'yi atınca ne oldu? Anlam bozuldu. O zaman bu dağının birleşik olması lazım. Nasıl yazmış? Ayrı yazmış. İşte yanlışlık burada. Ben yine de C ve D şıklarına bakıyorum. Umut'un oyuncak arabasının aynısından bende de var. At şu D'yi. Umut'un oyuncak arabasının aynısından bende var. Bakın anlam hala var. Bu ayrı yazılmalı. Zaten iki tane D varsa birincisi birleşik, ikincisi ayrı yazılırdı. Bu doğru. Biz Ayşe ile parka gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? D'yi attık. Biz Ayşe ile parka gideceğiz. Sen gelmek ister misin? Hala anlamlı. O zaman ayrı yazılmalı. Zaten ayrı yazılmış. Doğru. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı B şıkkı. 6. soruda bir dörtlük var. Bir şiirden bir kıta var. Ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Söylediler. Dörtlük dediğimiz kıtadır. Ana duygusunu söylüyor. Şiirlerde ana fikir olmaz. Ana duygu olur. Güzel evim, canım evim. Seni ne çok düşünürüm bilemezsin. Her gün, her saat, her dakika. Tütersin burnumda minik tatlı evim. Burada neyden bahsediyor? Eve olan, evine olan sevgisinden, bağlılığından bahsediyor. Öfke zaten değil. Şimdi. Seni ne çok düşünürüm bilemezsin. Her gün, her saat, her dakika tütersin burnumda. Bakın tütersin burnumda dediğine göre evinden uzak. Değil mi? Burnunda tütmek çok özlemek anlamına gelir. Tütersin burnumda. Burnunda tütmek. Mesela ben şu anda eşimden, işte çocuğumdan uzakta yaşıyorum değil mi? Ben şunu söylersem onları özlediğimi anlatmış olurum bir deyimle. Eşim ve çocuğum burnunda tütüyorlar. Şimdi burnunda tütmek, burnumda bir şey yani bir duman mı tütüyor? Hayır. Burnunda tütmek demek özlem duygusunu ifade eder. Dolayısıyla bu şeyin ana duygusu evine olan özlem duygusudur. Yukarıdaki durumu en iyi anlatan atasözü. Şimdi bir metin vermiş. Bu metni dikkatlice okuyorum. Cenk derslerinde çok başarılı bir öğrenciydi. Cenk bir gün Ahmet adında bir çocukla arkadaş oldu. Ahmet çok tembel bir öğrenciydi. Cenk Ahmet ile arkadaş olunca derslerini unuttu. Cenk artık hiç ders çalışmamaya ve sürekli Ahmet ile birlikte oyun oynamaya başladı. Ve korkulan oldu. Artık Cenk de tembel bir öğrenciydi. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bakın. A'daki komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani insanların birbirlerine ihtiyacı olabilir diyor. Bu durumla alakası yok. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Hatta bununla ilgili başka bir atasözü daha var. Körle yatan şaşı kalkar gibi. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani arkadaşlarınızla, çevrenizdeki insanlarla aynı özellikleri göstermeye başlayabilirsiniz. Onlara benzeyebilirsiniz. Onların kötü özelliklerinden maalesef etkilenebilirsiniz. Şimdi burada terzi kendi söküğünü dikemez. Burada bazı işlerinde usta kişilerin kendi işlerini yapmakta zorlandıkları. Mesela buna bir örnek vereyim. İşte genelde öğretmenlerin işi biliyorsunuz çocuklara eğitmek, bir şeyler öğretmektir. Genelde öğretmen çocuklarının bazı davranışlar sorunları olduğu dikkatimizi çeker. Çünkü öğretmen tüm ilgisini öğrencilere verir. İlgisinin çoğunu, tümünü demeyelim de çoğunu öğrencilerine verir. Evde çocuğuyla ilgilenecek çok fazla vakit bulamayabilir. Bu yüzden bu tür olumsuz sonuçlar çıkabilir. Herkes için değil ama bu gene yani sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. İşte bu terzi kendi söküğünü dikemeze bir örnektir. Ama bu metinle alakası yok bu atasözünün. Emeksiz yemek olmaz. Yani burada ne demek istiyor? Bir şeyler için çaba sarf etmelisin. Ama buradaki durum ne? Cenk, Ahmet denilen arkadaşından kötü anlamda etkileniyor. Yani ona benziyor. O zaman üzüm üzüme baka baka kararır. 8. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde soğuk kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Şimdi biliyorsunuz bir gerçek anlamlar vardır, bir de mecaz anlamlar vardır. Soğuk kelimesi nedir? Üşüyorum, çok soğuk ya da buz soğuktur. Bu gerçek anlamıdır. Gerçek anlam kelimeyi görünce veya duyunca aklıma gelen ilk anlamıdır. Şimdi benden ne istiyor? Gerçek anlamıyla kullanılmamıştır. Şimdi havalar soğuk olduğunda kalın giysiler giyeriz. Buradaki soğuk gerçek anlamı. Aklıma gelen ilk anlamı. Bu gitti. Ahmet bugün bana karşı çok soğuk davranıyordu. Ahmet beni üşütüyor muydu? Hayır. Buradaki soğuk davranmak yani
Uzak durmak, kötü davranmak gibi de yorumlanabilir. Dolayısıyla mecaz anlamda kullanmıştır, gerçek anlam değildir cevabımız B. Yine de C ve D'ye baktığımızda İrem diş sağlığını korumak için çok soğuk içecekler içmek. Yine sıcaklık anlamında soğuk. Bu gerçek anlam. Musluğu açtığında suyun çok soğuk aktığını fark ettim. Burada da gerçek anlam. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisine niçin sorusunu sorduğumuzda cevap alamayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisine niçin sorusunu sorduğumuzda cevap alamayız. Kemal'in uzun boylu olmasının nedeni küçükken çok süt içmesidir. Kemal neden uzun boylu? Çünkü çok süt içmiştir. Bunun cevabını aldık. Niçin? Çünkü çok süt içmiş. Yılmaz derslerine çok çalıştığından her zaman takdir belgesi alır. Yılmaz neden? Niçin hep takdir belgesi alır? Çünkü çok çalışıyormuş. Bakın cevabını aldık. Spor yapmayı ihmal etmemeliyiz. Niçin? Eğer deseydi ki sağlıklı olmak için spor yapmayı ihmal etmemeliyiz. Evet, o zaman vardı ama şu cümlede niçin sorusunun cevabı yok. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yine de D şıkkına bakıyorum. Kış mevsiminde kalın giysiler giymediğim için hasta oldum. Niçin hasta oldum? Kalın giysiler giymediğim için. Burada da var. O zaman cevabımız C. 10. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Bakın, karşılaştırma yapılmamış. Selin'in boyu Ali'nin boyundan 5 santimetre daha fazladır. Selin'le Ali'nin boylarını karşılaştırmış. Burada var. Sınıfın en kısa boylu öğrencisi Ali, en uzun boylu öğrencisi Orhan'mış. Burada da yine en kısa en uzun laflarından da anlıyorum ki karşılaştırma var. Öğretmenimiz bizi sınavda aldığımız puanlara göre sıraladı. Buna göre sınıf birincisi Nur, ikincisi Esin oldu. En kötü not alan Ayşe oldu. En kötü sıralama, karşılaştırma var. Murat yemek yemek için sofraya oturdu. Murat yemek yemek için sofraya oturdu. Burada hiçbir karşılaştırma yok. Murat'ı hiçbir açıdan kimseyle karşılaştırmadığı için cevabımız, yani karşılaştırmanın olmadığı şıkkımız D şıkkı. 11. soruya geldik. Bir afiş var. Yıldız Spor Merkezi diye bir yerin tanıtım afişi var. Diyor ki kursumuza 9 ile 12 yaş arası çocuklar katılabilir. Kursumuz basketbol, voleybol, futbol alanlarında olacaktır. Telefon numarası yazmış. Burada da görseller var. Yukarıdaki kurs tanıtım afişi ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? A. Afişte kursun telefon ile iletişim bilgisi hakkında bilgi verilmiştir. Telefonla iletişim, evet. Kurs afişinde kursun hangi alanlardan yapılacağı hakkında bilgi vardır? Basketbol, voleybol, futbol. Evet. Kurs afişinde bu kursun ulaşım adresi hakkında bilgi yer almaktadır diyor. Ben burada bir adres göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Dolayısıyla yanlış olan cevap C şıkkıdır. Yine de D şıkkına baktığımızda kurs afişinde katılacak çocukların yaş aralığı yazmaktadır. Evet. 9 ile 12 yaş arası demiş. Bu da var. Dolayısıyla cevabımız, yani yanlış olan bilgi C'dir. Çünkü ulaşım adresi bu afişte yer almamış ama burada vardır diyor. 12. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir hikayeden alınmış olabilir? Hikaye. Şimdi şu C şıkkı hemen gözüme çarpıyor. Bu bir şiir. Metin türlerini hatırlayın. Maddenin hali 3 tanedir. Bunlar katı sıvı gazdır. Bakın bu bilgilendirici. Bilgilendirici. 1, 3, 5, 7, 9 tek sayıdır. 0, 2, 4, 6, 8 çift sayıdır. En küçük çift sayı 0'dır. Bu da bilgilendirici. Ama bakıyorum, Leyla sabah yolda yürürken sevimli ama hasta bir köpek görmüştür. Onu iyileştirmek için veterinere götürmüştür. Bakın, gerçekte olmuş veya gerçekte olma ihtimali çok yüksek olan, geçmişte yaşanmış da olabilir. Öykülerin anlatımıdır. Hikaye. Bu hikayeden alıntı olabilir. Cevabımız B şıkkı. 13. soruya geçiyoruz. Bazı şeyler vardır. Biz bunları kitaplardan okuruz ama gerçek hayatta böyle şeylerin olmayacağını biliriz. Masallarda olur böyle şeyler. Periler, cadılar, sihirli elmalar. Hangi cümle yukarıda yazılan durumu örnektir? Sevimli kedi ile Osman gün boyu sohbet ettiler. Çocuklar, bir kedi ile bir insanın sohbet etmesi mümkün mü? Değil. Cevabımız A. Ben yine de B'ye bakıyorum. Murat okulda çok güzel zaman geçiriyor. Evet, hepimiz okulda güzel zaman geçirebiliriz. Seray ile İrem bahçede ip patladılar. Gayet olası bir şey. Gerçekte olma ihtimali yüksek, hatta olmuş bir şey de olabilir. Elif ile Eda ödevlerini birlikte yaptılar. Evet. Ama burada kedi ile insan konuşmaz. Kedi konuşmaz çünkü. Yukarıdaki cümlede yapılan
Yazım ya da noktalama hatası nedir? Şimdi Ufuk bilim ve buluş konularına çok meraklıdır. Sürekli araştırır, öğrenir ve merakını giderir. Ufuk en son Gazi Yaşar Gil'in hayatını araştırmıştır. Şimdi burada hemen yanlış gözünüze çarpmıştır. Birinin hayatını araştırmış. Bu kişinin adı Gazi Yaşar Gil. Soyadları da özel isim olarak algılanır. Yaşar Gil İn. Ne olması lazım? Kesme işaretiyle ayrılması lazım. O zaman nedir cevabımız? Özel isimleri gelenekleri ayırmak için kullanılan işaret eksiktir. Yani kesme işareti eksiktir. Cevabımız B. 15. ve Türkçenin son sorusuna geldik çocuklar. Numaralanmış cümlelerin olayın akışına göre nasıl sıralanmalıdır? Olaylar oluş sırasına göre dizme. Şimdi bir kere ardından kelimesiyle asla başlayamaz. Hepsini bir şöyle bir karışık okuyalım. Ardından en sevdiği tişörtünü giydi. Ayhan sabah erkenden uyandı. En sonunda bakın bir en sonunda bu da olamaz. Sonra da olamaz. Uyandıktan sonra da olamaz. Şu ilk kelimelerden zaten bu cümlelerin ilk olmayacağını çıkarabilirim. O zaman ilk cümlemiz 2. 2. Ayhan sabah erkenden uyandı. Uyandıktan sonra elini yüzünü yıkadı. Bakın mantıklı olan 5. 2 ve 5'i aldık. 2, 5. Sonra kahvaltısını etti ve elini yıkadı, dişlerini fırçaladı. 4. Ardından en sevdiği tişörtünü giydi. 1, 2, 5, 1. Sonra kahvaltısını etti. 4. En sonunda arkadaşıyla buluşmak için evden ayrıldı. 2, 5, 1, 4, 3. 2, 5, 1, 4, 3. 2, 5. Çok özür diliyorum. Burada kahvaltısını yaptıktan sonra üstünü giyeceği için, giymesi gerektiği için 2, 5, 4, 1, 3. 2, 5, 4, 1, 3 cevabımız A şıkkı. Tekrar söylüyorum. Bir kere ardından, en sonundan sonra, uyandıktan sonra gibi kelimelerden anlıyorum ki ilk cümlemiz 2 olacak. Bir kere B şıkkını kafadan ve C şıkkını kafadan eledik. 2, 4, 5, 1, 3 ya da 2, 5, 4, 1, 3. Şimdi Ayhan sabah erkeninden uyandı. Bunun sonunda en mantıklısı nedir? Uyandıktan sonra. Yani 2'den sonra 5 gelecek. 2'den sonra 5'in geldiği zaten bir tek A şıkkı var. Yani cevabımız A şıkkı. Türkçe testiyle karşınızdaydım. Bir sonraki videoda matematik sorularının cevaplarıyla birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.